Evet arkadaşlar merhaba. 14 Ekim 2020 Kinneyland Amerika Birleşik Devletleri Altılı Gayan. Tahminlerimizle beraberiz. Tabii dün akşam şeker altılı dedik bu Philadelphia'ya ama gayet de güzel bir altılı çıktı. Gerçekten hiç ummuyordum açıkçası. Evet bugün de Kinneyland'e bakalım nasıl bir altılı ikramiyesi bizi bekliyor. İnşallah almak nasip olsun diyelim ve başlayalım görüşlerimizi bildirmeye. Kinneyland'de ikinci koşula başlıyor Altılı Gayan. Maiden satış koşusu. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre kum pistte. 10 tane safkan var. Havanın yağmursuz olacağı söyleniyor ama belli olmuyor biliyorsunuz. Yağmursuz olursa birçok at koşuyor. Fakat yağmur koştuğu zaman dikkat ederseniz birçok at da iyi koşamıyor. İyi koşan atlar da zaten koşmak istiyorlar ve silinmiyorlar. Çıkıp koşuyorlar. Şimdi arkadaşlar bu ayakta 2 numaralı Fiesta Bird Tyler Gaffalion. Öncelikle Tyler Gaffalion çok formda ve bu Kinneyland'de de çok iyi bilen bir jockey. O yüzden bindiği atların hepsi de en kaliteli atlar ve en kaliteli jockeyler tarafından yetiştirilmiş atlar. Tyler Gaffalion'un elinden geçiyor. Belirtmiştim zaten. Biraz dikkatli olursak burada bugün böyle alt gruba gelmiş, üst grupta alt gruba gelmiş atlar da onları söyleyeceğiz size. Evet arkadaşlar ilk atımız Fiesta Bird Tyler Gaffalion'un bindiği 2 numara. İkinci atımız 8 numara Fixico. Florida Origin, Florence Jorgson. Florence Jorgson biliyorsunuz. Buranın jokeylerinden. 10 numara Smart Call. Ricardo Santana Jr. Ve son olarak da 5 numara Dream On Me Baby Gerardo Corrales'in. Gerardo Corrales ise bugün yarış kazanacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bir tane yarışı var onun. Evet buradaki görüntümüz şöyle. 2, 8, 10 ve 5 şeklinde 4 tane safkanla ilk ayağa geçmeye çalışacağız ama tabii ki kendine ait atı olanlar da yazabilir ama bu 4 atın dışına çıkacağını zannetmiyorum ben. Öncelikle bu 4 at diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ikinci koşudan üçüncü koşu Altılı Gayan'ın ikinci ayağına geçelim. Evet Kinneyland'de Amerika'da üçüncü koşuyuz. Altılı Gayan'ın ikinci ayağı. Şartlı bir koşu dişi. 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre normal kum pistte Kinneyland'de koşulacak. 6 tane safkan var arkadaşlar. Bu 6 tane safkan içerisinde bir tane safkan diğerlerine oranla daha iyi durumda. Tabii ki 6 numaralı Market Rumor Chris Landeros'la normal şartlar altında bank olması lazım. Bir üst grup atı bu. Ama burada yer bulmuş kendine ve kazanmak istiyor. Arkadaşlar normal şartlar altında bu safkan eğer bir sıkıntı çıkartırsa 2 numaralı Riamonk Tyler Gaffalon öyle hazır bekliyor. Zorlayacaktır da. 3 numaralı RS2 Ricardo Santana Junior'la her ne kadar 2020 yılında hiç koşmasa da atı kalitesiyle zorlayabilir. Eğer yeri olanlar eğer düşünüyorlarsa ki ne olur diye burada 5 numara yazabilirler. Normal şartlar altında altının düşmesi halinde hepsinin geliri var. Ama biz altın düşeceğini zannetmiyoruz. Hatta biz kendi bu 3-2 falan sizin için yazdık arkadaşlar bizim. Biz 6'yı banko geçeceğiz burada. Bilginiz olsun. Çünkü başka türlü başa çıkılmaz yani gelmezse de gelmiyor. Evet. 6 numara banko veya 3-2 dedik. Ona bakarsanız 5-1 4 hepsini yazın. Evet. 3. koşudan şimdi 4. koşuya geçelim. Altılı Gayan 3. ayağında tek bir tane çim koşu var. 4. koşu. Bu 4. koşudaki çim koşuya bir bakalım şimdi ne olacak. Evet, Kinneyland'de 4. koşudayız. Çim koşu, Maiden'ın dişi, 3 ve yukarı İngilizler, 1600 metre çim pistte. Arkadaşlar 4. koşu ve 5. koşu çok zor. 10 at, 10 tane at burada koşuyor ama ciddi bir sıkıntılı bir koşu bu. Şimdi burada tabii ki öncelikle 9 numara She has a deal Joseph Talamo'yla 10 numara Stripping Tyler Gaffanel ile her ne kadar ciddi gözükse de bu grubun üstünde arkadaşlar. Bunlar ilk iki atımız arkadaşlar.
Diğer hatlarımız bizim, evet. Bir numara Princess, Princesa Bianca, Santa Guapa 4 numara. İlk kez koşacak olmasına rağmen kardeşleri gayet güzel işler yapmış bu mesafelerde. 6 numara Rearrange Rafael Bejarano'yla. Arkadaşlar buradaki görüntümüz de bu. 9 ve 10'u ayrı tutuyoruz. She's a Deal ve Stripping'i ayrı tutuyoruz. 4, 2, 6 ve 1'i de ilave etmek durumundayız. Yani 6 tane at eğer isteyenler 2 tane atla da geçebilirler. Burayı 2 numara Palamos ilk kez koçak olmasına rağmen açıkçası bütün otoriteler tarafından yazılması gereken olarak işaretlenmiş, belirtilmiş. Çok dikkat etmek lazım. Demek ki Blame, Cushy gibi işte İngiliz orijin belki de ses getirecek orada. Evet. 6 numaralı tehlikeli gözüküyor. Rafael Bejaranoslu. Rafael Bejaranos beceriklidir inşallah diyelim. Evet, şimdi 5. koşuya, 4. koşudan 5. koşuya geçelim arkadaşlar. Bu da zor bir koşu olacak şimdi. Evet, Kinilent'te Amerika'da 5. koşudayız. Bu da maiden bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler söylemiştik. 4. ve 5. koşular çok zorlu koşular. Yani mümkün olsa hepsini kapatmak lazım. Ama o zaman bir anlamı yok. Bu kadar para verip az para kazanmak. O işin heyecanındayız. 1300 metre kum pisti, normal kum pisti arkadaşlar. İlk atımız 3 numaralı Movie Moxie. Florence Jarox'la. Arkadaşlar normal şartlar altında hep aynı şeyi sürüyoruz. NŞA yani normal şartlar altında. Movie Moxie'nin elini kolunu sallayarak bu koşu kazanması lazım. O derece güveniyoruz biz bu Movie Moxie'ye. İlk atımız bizim. 1 numaralı Dovima. Tyler Gaffarone ile. Bakın Tyler Gaffarone her koşuda var arkadaşlar. Mecburen koyduk. Yani ki burada geliri de var yani 89 handikap puanıyla en yüksek handikap puanına sahip. Bu Movie Moxie ile beraber. 5 numaralı Fast Chica. Ricardo Santana Junior. 7 numaralı April in Paris. Sürpriz olarak bunu mutlaka bulundurmanız lazım. Josep Talamo ile. Ve 11 numara Dowdle. Bu da bir sürpriz. Ayrı bir sürpriz bana göre Chris Landers ile. Evet, buradaki şemamızda 3, 1, 5, 7 ve 11 şeklinde arkadaşlar. 5. koşu listemiz bu. Tavsiye listemiz. Sizin de atı varsa siz de koyarsanız. Chevy Chevy Goat var bir tane. Şurada 4 numara mesela. Motown Girl var. 2. Onu da koyabilirsiniz arkadaşlar. 4 ve 2'yi de. Yer var, yeri olanlar 4 ve 2'yi de koyabilirler burada. 3, 1, 5, 7, 11. Evet, şimdi 6. koşuya geçelim. Bir miktar daha rahat bir koşu, 6. koşu. Evet arkadaşlar, Kinilent'te 6. koşu. 5. ayaktayız, normal 1200 metre kum pistte. Satış koşusu, dişi 3 yaşlı İngilizler. Evet, 9 tane safkan koşu arkadaşlar burada. Arkadaşlar yani burada 3 tane safkan var, önereceğimiz size. Charming Lady Tyler Gaffarone ile 5 numara. Her ne kadar birinci olsa da arkadaşlar bu grupta arka arka birincilikler yolluyor. Evet. Bu şartlı 3 yaşlı dişi İngilizler olduğu zaman oluyor arkadaşlar. O yüzden Charming Lady ilk atımız. 4 numara Lexi on the Move. Lexi on the Move David Cohen ile ciddi rakip. 8 numara Perfectly Clear. Perfectly Clear. Rafael Bejaranos'la arkadaşlar. Burada yeri olanlar bu Call on Mischief 7 numarayı da yazabilir ama Michael Muriel denen bir jockey biniyor. Yani getirme ihtimali çok düşük. Arkadaşlar söyleyeyim. Buradaki şemamız bizim 5, 4 ve 8 şeklinde. Evet, yani 19 bin lira verdi özür dilerim, Philadelphia
Gerçekten şeker altılısı dedik. Yani ciddi bir şeker bir altılı çıktı ama bir kamyon şeker alırsınız o parayla. Tabii ki o ayrı mevzu. Şimdi 7. koşuya geçelim. Altılgaya'nın son ayağına. Evet arkadaşlar, Kinilend'de Amerika Birleşik Devletleri'nde son koşudayız bugünkü. Çok ilginç. 23.57, yani 14 Ekim'de bitiyor. Tüm koşular maiden koşu bu. 3 yukarı ingilizler 1200 metre normal kumda. Burada tabii maiden'dan çıkacağına inandığımız 3 tane safkan var. 10 numaralı No Name Now. No Name Now. Gerardo Corrales'le. Söylemiştik, Gerardo Corrales bu yarışı kazanma ihtimali var arkadaşlar. Sebebine gelince alt grup burası. Yani bu grupta maiden'dan çıkmak istiyor. 6 numara Champers, Tyler Gaffalone ve 4 numaralı Monte Ne, Corey J. Lannery ile arkadaşlar. Buradaki görüntümüzü de verelim. 16 ve 4 şeklinde. Evet, tabii ki buradaki tekleri, bizim tavsiyelerimizi ona göre değerlendirsiniz. Kendi tavsiyenizi koyun. Yani bilemiyorum artık, iyice küçük altılı olur diyoruz. Yağmur yağdı, bir tonat çıkıyor. 19 bin lira, yani Philadelphia 19 bin lira vermesi, cidden çok şaşırdık yani. Elimizden kaydı resmen. Neyse, hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bugünkü görüşlerimizi burada noktalandırıyoruz Kinilat'la ilgili. Tabii ki bol şanslar diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Rast gelsin tuttuğunuz atlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.